Bir zamanlar büyülü bir ormanda Fındık adında yaramaz bir sincap yaşarmış. Fındık her zaman ormandaki diğer hayvanların başına bela olurmuş. Onların yiyeceklerini çalar, yuvalarını devirir ve duygularını hiç umursamadan onlara şakalar yaparmış. Bir gün Fındık yeni bir yuva yapmaya çalışan bir grup tavşana rastladı. Onlara yardım etmek yerine Fındık güldü ve sıkı çalışmalarının üzerine toprak attı. Tavşanlar çok üzülmüş ve Fındık'a onlara neden bu kadar kötü davrandığını sormuşlar. Fındık sadece omuz silkti ve onların duygularını hiç umursamadan kaçtı. Fındık günlerini ormanda kaos yaratarak geçirmeye devam ederken diğer hayvanların ondan kaçmaya başladığını fark etmiş. Kuşlar o geçerken ötmeyi kesiyor, geyikler onun geldiğini görünce kaçıyor ve ağaçlar bile arkasından fısıldıyor gibiymiş. Bir gün fındık ormandaki meyveleri karıştırırken yanlışlıkla minik bir farenin kuyruğuna basmış. Fare acı içinde ciyakladı ve fındık sonunda yaptığı hatanın farkına vardı. Eylemlerinin başkalarını nasıl etkilediğini düşünmek için hiç durmamıştı. Ormandaki hiçbir canlıya karşı empati ya da saygı göstermemişti. Pişmanlık duyan fındık bir değişiklik yapmaya karar verdi. Tavşanlara gitti ve davranışları için özür dileyerek yuvalarını yeniden inşa etmelerine yardım etmeyi teklif etti. Ormandaki diğer hayvanlara da yardım elini uzatmaya, onlara nezaket ve saygı göstermeye başlamış. Yavaş ama emin adımlarla hayvanlar Fındık'ı affetmeye ve onu topluluklarına geri kabul etmeye başladılar. Fındık empati ve saygının sadece başkaları için değil, kendisi için de sahip olunması gereken önemli nitelikler olduğunu öğrendi. Etrafındakilerle ilgilenerek yaşamak için daha mutlu ve uyumlu bir yer yaratabileceğini keşfetti. Ve o günden sonra Fındık gittiği her yere nezaket ve şefkat yayarak ormanın en sevilen sincabı olarak tanındı.